haset edenler, satılmış olanlar her zaman ehli sünnet kitaplarına saldırdı. Sonunda rezil oldular. Bana iftira edenlerin gafletten uyanmaları, hidayete kavuşmaları için Yüz Karası kitabını hazırladım. 1970'te basıldı. 30 madde ve 60 sayfa olan Saadet-i Ebediyye kitabımı okuyanların teşvikiyle ikinci kısmını da 300 sayfa olarak hazırladım. Bu da miladi 1957'de bastırıldı. Bu iki kitap temiz gençlikte İslamiyete karşı öyle bir alaka ve cazibe uyandırdı ki sual yağmuru altında kaldım. Bu çeşitli soruları cevaplandırmak için muteber kitaplardan tercüme ederek yaptığım açıklamalar ve ilavelerle birinci kısmın 30 maddesine 70 madde daha ekleyerek ikinci baskısı meydana geldi ve 400 sayfa oldu. Nihayet Allahü Teala ihsan ederek yıpratıcı çalışmakla üçüncü kısmın hazırlanması da müessir oldu ve 1379 miladi 1960'ta basıldı. Salahiyetim olmadığını bildiğim halde yalnız İslam alimlerinin akılları durduran üstünlüklerine hayranlığımın ve onlara karşı taşıdığım sevgi ve saygının mükafatı olarak ve bu temiz milletin, asil gençlerin, din simsarlarının tuzaklarından kurtulmaları, dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için, kalbim sızlayarak ettiğim duaların karşılığı olarak, Allahü Teala'nın tevfikiyle meydana gelen bu üç kitabı, miladi 1963'te bir araya getirip tam İl hal adını verdim. Devamlı sualler sebebiyle kitabımın her baskısına yeni ilaveler yapıldı. Hepsi İngilizceye de tercüme edilerek Antlis Bliss ismi verildi ve Hakikat Kitabevi tarafından beş cilt olarak bastırılmıştır. Bu kitapta bu fakire ait Hiçbir bilgi ve fikir yoktur. Tercüme ve toplamaktan başka nasibim olmamıştır. Büyük mübarek zatların yazıları olduğu için okuyanların faydelandıklarını, zevk aldıklarını ve bölücülere kitaplarıma saldıran, iftira eden zındıklara aldanmadıklarını görmekle Cenabı Hakk'a şükrediyorum. Böylece temiz ruhlu, saf kanlı, mübarek gençlerin müstecap dualarına kavuşacağımı düşünerek seviniyor, bu kitabı ve duaları kıyamet günü için biricik sermayem biliyorum. Saadet-i Ebediyye, yani tam ilmihal kitabımdaki fıkıh bilgileri, Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Bu bilgilerin çoğu, Muhammed Emin İbni Abidî'nin Reddül Muhtar kitabının 1272, miladi 1856 senesinde Mısır'da Bulak matbaasında beş cilt olarak yapılan baskısından tercüme edilmiş sahife numaraları bu baskıya göre bildirilmiştir. Hanefi mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi olan Reddül Muhtar'ın çoğunu muhterem Ahmet Davudoğlu Türkçeye tercüme etmiş Şamil Kitabevi tarafından 1982-1986 arasında 17 cilt olarak bastırılmıştır. Kitaplarımızda ayet-i kerimelerin tercümeleri değil, tefsirleri ve mealleri yazılmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği manalara tefsir denir. Bir kelimenin Allahü Teala ve Resulullah tarafından açık bildirilmemiş manalarından ahkâm-ı İslamiye'ye uygun olanı seçmeye tevil ve bu manaya meal denir. Ayet-i kerimeyi başka lisana nakledince tercümesi denir. Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. İslam alimleri ayet-i kerimelerin tercümelerini değil uzun tefsir ve tevillerini bildirmişlerdir. Kitabıma en çok Tefsiri Maseri ve Tefsiri Hüseyni'deki açıklamalardan aldım. Ayet-i kerimelerin sıra numaralarını Hafız Osman'ın rahmetullahi aleyh yazdığı Kur'an-ı Kerim'e göre koydum. Bu tam ilmi hali okuyanlar dedelerinin dinini şuurlu olarak öğrenip bölücülerin iftiralarına aldanmayacak, cahillerin, münafıkların ve tarikatçı ismi altında gençliği zehirleyen zındıkların maddi ve manevi soygunculuğundan kurtulacaklardır. Hak yolda birleşecekler, sevgili kardeşler olacaklardır. Müslüman, iyi insan, aklı başında kimse demektir. Hakiki Müslüman, Allahü Teala'nın emirlerine itaat eder. Allahü Teala'nın emirlerine uymamak günah olur kul haklarını devlete olan borçlarını öder devletin kanunlarına karşı gelmez kanuna karşı gelmek suç olur müslüman günah yapmaz ve suç işlemez vatanını milletini ve bayrağını sever herkese iyilik eder kötülük yapanlara nasihat verir böyle olan müslümanı allah da sever kullar da sever rahat ve huzur içinde yaşar